53 yaşındaki iki çocuk babası Şahap Öcü'nün kaybında 22. gündeyiz. Ve Adana Seyhan'daki Çatalhanan Köprüsü'nden kayıplara karışan Şahap Öcü'nün için bir arama çalışması başlatıldı. Az sonra canlı yayında izleteceğim size. Onu son gören arkadaşı Mehmet Ali Tunç olay gününü anlatırken biliyorsunuz yeni açıklamalar da ortaya çıktı. İpler vesaire, bağlamalar falan. Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı ekipleri 7 kişiden oluşan kurbağa adam ekibiyle ikişerli gruplar halinde o çok konuşulan baraj gölüne dalış yapacak. Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asay Şube Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çalışmaya destek veriyor. Dediğim gibi kaybın 22. günü. Şu anda LED'de verir misiniz arkaya, oradan izleyebileyim. Evet, muhabirimiz Zeynep Öncüler de bu çalışmaları takip edecek. Zeynep'in de dalış sertifikası varmış. Ben de dalayım mı diye bugün. Çünkü ben de dalayım mı Müge Hanım? Yok dedim, sen dalma canım, bir de seni aramasınlar. Evet Zeynep'ciğim, söz sende. Gülüyorsun. Evet Müge Hanım, günaydınlar, iyi yayınlar. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi 22 gündür kayıp olan Şahap Öcü'nle ilgili arama tarama çalışmaları bugün itibariyle başlayacak. Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı ekipleri, kurbağa adamlar şu anda hazırlıklarını yapıyorlar görmüş olduğunuz gibi. Balık adam kıyafetlerini kuşandılar. Az sonra da ağırlıklarını, tüplerini, maskelerini, paletlerini giyip o çok meşhur göle, yani Şahap Öcü'nün atladığı iddia edilen Seyhan sularına dalışını gerçekleştirecekler. Şu anda görüyorsunuz, hazırlıklarına başladılar. Yedişer ekip halinde dalacaklar, dönüşümlü dalış yapacaklar. İkişerli grup halinde aşağıya inecekler güvenli dalış olması için. Şu anda da hazırlıklar bitmek üzere. Birazdan da suya inip teknelere binip açılacak ve Şahap Öcü'ne dair bir iz aranacak. Biz de anmayan takipte olacağız Müge Hanım. Zeynep, bugün bulabiliriz diye bir açıklama yapılmış. Çünkü daha evvel de böyle girişimler olmuş, intihar girişimleri falan. İntihar edenler olmuş ve bulunmuş. Fakat yerin altının bataklık olduğu söyleniyor. Biraz öyle bir sıkıntı var. Sen de teknede olacaksın. Evet Müge Hanım, bugün balıkçı bir abimizle konuştuk. O da deneyimlerinden yola çıkarak bugünlerde bulunmasının çok olası olduğunu söyledi. Çünkü kaybın üzerinden 22 gün geçti. Artık şişme gerçekleşir ve bir şekilde kendini su üzerine atar diye bir bilgi aldık. Yani bugün bulma olasılığımız çok yüksek aslında Müge Hanım. Eğer tabii atladıysa. İşte orada Mehmet Ali Bey'e dönerek soruyorum. Eğer gerçekten atladıysa, gerçekten bu borç batağından kurtulmak için bir yere gidip saklanmadıysa. Atladı Müge Hanım. Suya atlaması, ben suda görmesem söylemem. Ama kurtuldu, ama battı. Bilmiyorum ben. Onu görmem. Abi kurtulduğunu da görürsün. Nasıl göreceğim ben? Polis arabasından indirmedi ki ablam akşam. Canım, polisi arayana kadar kıyıya yüzdü mü yüzmedi mi görürsün. İnsan da böyle yattı görmedim. Mı? Yüzdüğünü görmedim abla. Tamam da abi, iman gücüyle kenara gelecek hali yok ki. Yani bir şekilde o da bir şey yapacak. Bir çaba gösterecek. Kenara gitti mi gitmedi mi göreceksin. Adam Süpermen değil ya, yani uçacak hali yok. Benim gördüğüm yerde herhangi bir çaba sarf etmedi. O zaman ha? Öldüğünü düşünmen lazım, ama sen diyorsun ki kurtulduysa kurtuldu. Ama yani 21 gün oldu, bugün çıkması lazım ya. Yani. Bilmiyorum ya. Ya Mehmet Ali Bey, siz sanki çıkacakmış gibi hani ölmedi gibi hep konuşuyorsunuz. Böyle ben öyle, bir öyle düşünüyorum. İnancınız var, böyle siz öyle düşünüyorsunuz. Var gibi. Ben öyle düşünüyorum. Bugün oğlunuz da yanınızda, hoş geldin sen de. Hoş bulduk. Hayatım ya. Senin baban da bir öyle konuşuyor, bir böyle konuşuyor. Sen de ama ben de öldüğünü düşünmüyorum demişsin babanın anlattıklarından dolayı. Ya inşallah ölmemiştir. İnşallah ayrı. Yazık yani. İnşallah ölmemiştir. Tanımıyorum ama gerçekten şu kız daha 18 yaşında. Bir de daha bundan daha küçük bir oğlu varmış. Yazık. Ama yani benim aklımdaki işaret, yani intihar edecek adam neden saat 11.30'da gidip köprüyü geçsin geri gelsin abi? Şimdi siz bana burada bir mantık söyleyin. Bir dakika. Onu babanıza sormanız lazım. Baban çok tutarsız konuştuğu için ben burada ondan sinirleniyorum. Ayağa kalkıyorum. Sen benim yerimde olsan sen de duramazsın. Burada sakin oturamazsın. Bizim içimiz yanıyor. Babana soracaksın. Ben sizi anlıyorum. Ben empati zaten yapıyorum. Biz ailecek empati yapıyoruz. Yani siz burada perişansınız. Kardeşi, benim 5 tane halam var. Benim 5 halam da evde perişan. Yani biz tamam, siz arıyorsunuz ama biz de cinayetle suçlanıyoruz. Cinayet büro babamı alıp götürüyor. Çünkü yani siz diyorsunuz ya, bizim ailemiz böyle geniş,
şerefli, namuslu. Aynısı biz ipse geçelim Müge Hanım. Tabii canım. Yani hiç ona şüphemiz yok. Semih zaten. Bak kardeşim. Buyur abi. Babanın açıklamaları hiç mantığa sığıyor mu? Ne demek bak beraber atlama. Sen inanır mısın buna? Şimdi benim bak, yerim ben yok. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika sözüm bitsin. Hı, sözüm söyle. Bitsin. Sen inanır mısın buna? Amca, diyor ki ne beraber atlamaya gittik. Ben onun üzerine düşerim diye atlamadım diyor. Ya böyle hangi mantığa sığıyor? Bak, bana ben sana bir daha, yap. Bak ben sana bir daha söyleyeyim. Böyle bir mantık bak, yok yok. Benim babam 2005'te bombalandı. Kesin iki yedim. Ayak gitti. Çok affedersiniz annem altından aldı. O şekilde bile bu adam intihar düşünmedi. Bak o şekilde bile bir adam intihar düşünmedi. Peki o zaman da intihara düşünmedi de niye 15 gündür bunlar bunu yapıyorlar? Onu da söyleyeyim Müge Hanım. Babam, gününü söyleyeyim size. 3 yıl önce annemi kaybettik. 6 ay önce ben evlendim. Tek Allah kaldım. Rahmet eylesin. Sana da mutluluklar diliyorum ama ben ona dedim ki gel atlayalım Boğaz Köprüsü'nden dedim. Gelmem dedi. Gelmez. Niye gelmez? Niye gelmiyor siz şimdi? Onun kafasında biri değilsiniz. Siz onun gibi, onun kafasında, bak benim babam da. Ne hani, kafası şimdi lazım? Bu adamın aynı. Şahap abi nasıl? Ben size söyleyeyim. Aynısı babam. Onun bir tık altı. Niye bir tık altı? Onun kadar parası olmadığı için bir tık altı. Hayır bir şey söyleyeceğim. Benim babam, bunun için ne kafası lazım? Ben onu anlamadım yani. Ne kafa lazım? Tarlayı sattı. Bitti. Arabayı vardı. Arabayı sattı. Bitti. Maaşı vardı. Maaşına kredi çekti. Bitti. Şimdi bu adamlar keyifçi adamlar Müge abla. Ha? Bu adamlar keyifçi adamlar. Keyifçi? Keyifçi. Akşam oturacaklar. Mangal yakacaklar. İçecekler. Tamam da hayatım ben de o zaman babana içireyim bir de mangal yakalım gel atlayalım desem atlayacak i̇şte, mı? Bunları yapamayınca. Ama 15 gün ama. Yapamıyorlar 15 gündür işte, arkadaşlar. Kaşıtı tutuyor yapamıyorlar adamlar. 15 gün boyunca yapamıyorlar. Ne Şahap Bey yapabiliyor ne bu adam yapabiliyor. Yapamıyorlar. Ya, o yüzden mi atlayalım diyorlar. O da diyor ki tamam bu adam alışmış benim gözümün önüne bastı abi. Adam 5 bin basıyor 10 bin basıyor. Gerçekten basıyor. Siz bunu biliyorsunuz zaten. Ya doğrudur olabilir. Ha. Ben olmaz demiyorum. Zaten ben onun de... ihtimali yok. Siz biliyorsunuzdur. Sen kızısın. Bak ben... Sen abisi kardeşisin. Bilirsiniz yani. Ben ne demek istiyorum? Sen hala ben anlamadın ben, galiba. Bak ben de sana devamını getireceğim. Şimdi o adam oradan atladı. Babamın deyimi bu. Atladı. Ben orada yoktum. Benim babam her ne kadar içse de bak tekrar söylüyorum. Şahap Bey'i tanımadığım için konuşmuyorum. Benim babamın içinde Allah korkusu var. O gün de size söyledim. Bizimkinde de var. İşte bak tanımadığım için yorum yapmıyorum sizin babanıza. O zaman bak bir şey söyleyebilir yorum yapmıyorum. Tamam. Ama benim babam oradan kendini bırakamaz. Bırakmazsa tamam, niye onu attırdı o zaman sen işte? Sen bir şey söylemek istiyorum. Allah korkusu var diyorsun. Allah korkusu olan bir insan gidip de arkadaşına gel hadi banka soyak der mi? Yahu çaresiz kaldım ya birisi çaresiz, dedi ben de ona sen çaresiz kaldın mı hayatımda? Kaldım şu an işte çok çaresizim ben. Ne yapabilirsin? Çok çaresizim. Sen şu an beni bile öldürebilir misin? Babanı bulacağın olsa. Efendim? Bana bile saldırırsın değil mi? Çaresizsin çünkü. Baban ortaya çıkacak. Bir şey yapmaz zorundasın. Hayır Allah korkusundan bahsediyorsun. Allah korkusu var şu var. Benim babamın da Allah korkusu var. Ben yok demiyorum bak. Baban ya kardeşim ben sana. Ben senin babanı bir defa evde bak, gördüm. Sen de baban olduğu için babanı savunuyorsun. Savunmuyorum. Ben sana kızmıyorum kardeşim. Hayır ben savunmuyorum. Sen de, ben de babam olsa ben de babamı savunuyordum. Ben sana bak, bir şey demiyorum bak, kardeşim. Bak ben nötrüm. Ben diyorum ki eğer ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Allah korkusuna falan nerelerden geldik? Şimdi bizim Allah korkusuyla alakamız yok. Aynen. Allah korkusu vardır yoktur. O Allah'la onun arasında. Bizim şeyimiz şu. Bu adam niye cep telefonunun kartını çıkarttı? Niye daha sonra buraya gidildi? Tamam beraberce gitmişler. Evet. Beraberce atlamak üzere gittilerse yanı başındaki adam elini bağlayıp bağlamadığını görmediğini söylüyor. Sonra diyor ki ben demirin arkasına geçtim. Sonra diyor ki atlayacaktım ama üzerine atlayacağım diye atlamadım. Yok yüzüstü gördüm, yok sırt üstü gördüm. Sırt üstüydü boğulmaya çalışıyordu falan sırt gibi. Sırt üstü. Hayatın olağan akışına tamamen ben ters şeyler anlatıyor. Ben size bir soru miyim? Hayatın olağan akışına aykırı bir soru soracağım size. Bu adam saat intihar edecek bir adam. Kamera görüntüde var değil mi abi izledin sen 11.30'da. Evet. Bu adam 10.30'da köprüye niye gider? Niye gidiyor? Niye gider? Ben de size söyleyeyim siz araştırma gazetesi Müge Hanım'sınız. Benden çok çok daha iyi biliyorsunuz. Burada bir sürü işliyorsunuz. Ya iyi de ben bu kadar saçma sapan şeylerin nesini araştırayım yani? Benim araştıracağım şeylerin bir mantığı olması lazım. Bu adamın bana bunu söyleyebilir misin? Kadar... Bu adam ben nereden bileyim bir balıkçı kayığı ayarlamadığını. İşte baban da işte babam bunları bilemez, çözecek. Bilemez. Babam burada saf saf. İşte baban çözecek bunları. Baban söyleyecek. Baban biliyor her şeyi. Ha? Müge abla babamı kandırma olan babandı. Dünyanın en kolay işi, en kolay işi. Yemin ederim size. İnşallah. Çocuğu kandırırız. Kandıramazsın. Oraya gitti başta bir balıkçı ayarladı. Sonradan da atladı o balıkçının araba keşke motoruna bindi olsa. Gitti. Keşke öyle olsa inşallah. Peki, peki buna olmadığını emin olabilir misiniz? Zaten emin değiliz. Onu diyorum işte. Emin değiliz. Yani, biz buraya bir şeylerden bir şey emin olmak için bilinmiyor geldik. Abla. Ablacığım biz babam katil demiyoruz. Bak öldürdü diyor muyuz bilmiyoruz ki. Biz de diyoruz işte söyle neyse onu söyle. Abla, hayır biz bak, de zaten söyler. Adam rezil olmuş. 22 gündür bu adam psikolojisi bozulmuş. Niye söylemesin?
Bizim babanızın üstüne gitmemizdeki tek sebep ne biliyor musun? Doğru bir tanedir. Babam evet. Bir sürü farklı farklı ifadeler ya, bu adam, ilk ifadesinde... Abla bak, bu adam 63 yaşında 5 yıllık okulu 8 senede bitirmiş adam. Bak 5 yıllık okulu 8 senede bitirmiş adam. Bu adam bombalanmış, bu adamın eşi ölmüş, bu adamın başına gelmeyi kalmamış. Yani bu kadar... İki tane kelime yanlış söyledi diye bu kadar üstüne girilmiyor. Yanlış girin mi ya? Değil, farklı diyor. Vallahi daha cinayet masası sorgulanırken hiç elimi ben bağladım dememiş de şimdi burada da onu söyledi. Ben Allah de diyorum ben ki karşılıklı ben bağladım, o zaman. Bak diyor ki. Bak karşılıklı diyor ki, o zaman birbirinizi bağladınız mı diyorum ben bana, de. Diyor ki bana. Hani sen dedin ya elimle valizini hazırladım diye. O gün diyor aklıma gelmedi diyor. Arabadayken aklıma geldi diyor. Lan bu adam valize benim evime geldi. Bak öyle diyor kız. Demek ki bu adam İstanbul'a gitmemiş. Benim evimde kalmış. Ailesini İstanbul'a gidiyorum demiş. Ya pek ben o bayan dedi ben kamerayı izledim. Yani aklıma gelmiyor. Yemin ederim size gelmiyor. Ben nereleri saptırayım. Yemin ederim gelmiyor. Semih, bu anlatılanlar sana mantıklı geliyor mu? Sen her şeyi bir kenara bırak. Baban olduğunu unut. Ben nötrüm abla zaten. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Ya nötrüsün çünkü mantıklı değil anlatılanlar. Mantıklı değil. Zaten diyorum ben iki gündür kafanı plan kuruyorum. Bunların zekasına inanmıyorum. Ne Şahab'ın ne babamın. Bunların zekasına ben indirgemiyorum. E ben buna geri zekalı bir adam değilim. İntihar edecek adam böyle intihar olmaz. Yani haberlerde biz bir sürü intihar bakıyoruz. Benim yaşım 31 abla. Çok teşekkür ederim. Senden daha büyüksün. Böyle intihar bakarsın olmaz. Bakarsın olmaz. Babam hattı niye çıkarsın? Bana bir tane mantıklı bir şey söyleyeyim. Babamın hattı çıkaması amaç ne olabilir? Valla bu adamın ben borç defterinin ortada olmayışı... Oyun olabilir. Olmayışı bak, bir dakika borç defterine girelim. Üstüne gittiniz. Bir dakika, şimdi tamam. Alacak defter olsa alacak... Babam defteri aldı, alacaklarını babam toplayacak. Eyvallah, mantıklı. Bilemiyoruz. Bir adamın borç defteri babam niye alsın? Bilemiyoruz. Borcunu mu ödeyecek Şahap Bey? Ama borcunu yazdığı kadar alacaklarını da yazmış olabilir. Abiciğim bu adam kumarbaz, ne alacağı olacak? Kusura bakmayın, özür diliyorum. Ben bana da kumarbaz. Kumarbaz, çoğu kişiden alacağı da oluyor adama. Sen öyle karıştırma oraları. İllaki vardır alacağı. Oraları karıştırma. Abi bu adam Mart'tan bir yıldır işsiz, bir yıldır. Kardeşim bak ben sana ne diyorum? O adamın alacağı da olur, vereceği de olur. Bana öğretme kardeşim. Öğretmiyorum. Bir yıldır istedim bunu. Sana, sana bir şey daha diyeceğim. Semih bir dakika, bir dakika. Bir şey daha diyeceğim. Değil abi. Dinle. Önce bizim ailenin bir soyunu sopunu araştır. Dünkü konuşmanda da biraz yani konuşmalarına ben sana kızdım orada. Niye kızdın abi? Sen yani bunlarla bilmem neyle falan o konuşmalarına biraz dikkat hangisine edeceksin. Dünkü konuşmanda baban için hani... Bu insanlarla bilmem neyle ne işin olur abi, falan. Bak ben o konuşmana babama, çok kızdım ben seni. Ben babamın bütün arkadaşı ayet etmiyorum. Baba. Önce soyumuzu sopumuzu bir araştıracağız. Aile aile. Şimdi oraları karıştırmayın. Tabii ki ailesi herkesin çok kıymetli. Aynen. Onun içinde ben sana çıkar, sadece ona kızdım. Babanı savunuyorsun. Babamın ben bir şey demiyorum sana. Benim tamam ama yani aynı. Sizin kardeşinizin de yani bu kumar düşkünlüğü normal mi? Ben de babama, ben de babamın sizin çok özür diliyorum. Sizin kardeşinizin alışkanlıkları olan biriyle arkadaşlık etmesini ben de istemezdim. Doğru. Kumar oynayan, alkol kullanan bir kişiyle hiç kimse babasının arkadaşlık etmesini ve o yolda böyle bir hayata gitmesini hiç kimse babasını istemez. Ama kendi babasını kocasını da istemez. Hiç kimse. Ama biz babamız zapt etmeye çalışıyoruz zaten. Bak biz babamız sen 2004'te hastaneye yatırdık. Peki sen 6 ay önce evlendin. Hiç babana gidip gelmedin. Ben sürekli gidip geliyorum. Bak o gün diyorum ya. İstediğiniz zaman bağlanalım bilmiyorum. Sizden haber bekliyorum. Bakın Münir abi ben... Sen babana gidip geliyor muydun? Sürekli gidip. Benim niye? Tamam. Kaynanam karşı komşumuz. Biz aynı mahalleden kız aldım ben zaten. Karşıda benim kaynanam oturuyor. Orada babam oturuyor. Bunların mangal yaktığını benim her gün arıyorlar. Bunların ev sahibi de beni arar. Ya babam orada oturuyorsa benim hatırıma. Tamam. Ben sana diyorum ki bunlar 15 gündür arkadaş olmuşlar. 15 gündür samimi olmuşlar. Evet. Ve 15 gündür babanın anlattığına göre ölmeye çalışıyorlar. Evet tamam. Doğrudur. İnanılır yani. Yani gidip komşunun kömürünü çalıp ölmeye çalışıyorlar falan. Sanki 5 yaş. Hani 5 yaş zekası. Çok affedersin. Ben size siz söylemiyorsunuz ben söyleyeyim. Geri zekalıca bir hamle. Yani bu kadar geri zekalı bir hamle olamaz. İntihar etmek istedim. Çok basit yollar var. Müge Hanım ben bir şey söyleyebilir sonra... miyim? Sonra o kömürle intihar edemiyorlar. Anlayamadığım bir şekilde daha kaliteli kömür arıyorlar. Yani daha kaliteli kömürle ne oluyor? Karbon monoksit mi değişiyor? Karbon monoksit gazı mı değişiyor? Kaliteli ve kalitesiz ne? O daha güzel dedi. Ondan aldık. Bir de öyle denedik. Olmadı. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.